Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kendim için ördüğüm ranılı bir de sizlerle paylaşmak istedim yapımını. Şimdi bu ranılımız e, uzunluğunu siz istediğiniz gibi yapacaksınız. İpiniz de tabii ki istediğiniz ipten yapabilirsiniz. Ben koton ip kullandım. Şöyle markası yok bu iplerin ihraç fazlası iplerde ama koton ip olduğu zaman zaten şu küçük yumaklarda e, satılıyor onları bilirsiniz onlardan yaptım ben istediğiniz iple de yapabilirsiniz ee, dediğim gibi uzunluğunu da nereye ne kadar yapmak isterseniz uzatabilirsiniz şimdi başlangıç olarak arkadaşlar malzemelerimiz ben buna e, 500 gram çok uzun benimki ama biraz e, çünkü sehpamızın olduğu için 500 gram ip kullandım 3 no tığımız var ama ben size başka bir ipten göstereceğim yapımı ve e, gösterimi daha kolay olsun diye. Şöyle bir göstereyim size diğer tarafını da. Bu tarafta aynı arkadaşlar. Yani şöyle upuzun bir şey yaptım. Şimdi başlangıç olarak. Önce bir tarif edeyim. Şuradan başlıyoruz arkadaşlar şuradan. Bu üç parçadan oluşacak. 1, 2, 3, bunu siz 4, 5 istediğiniz kadar da yapabilirsiniz. Benim e, şu en kısmı, hemen ölçeyim, tam 31 santim. Boyunu dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu üç parçadan oluşacak arkadaşlar. Önce bu parçayı uzunlamasını öreceğiz. Sonra buna başlayıp her bir tanesini bu tarafa geldiğimizde ekleyeceğiz. Onu da bitireceğiz. Sonra bunu. Yani üç kere uzun uzun öreceğiz. Şimdi bunu bir kenara koyalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi püskülleri de göstereceğim nasıl yapıldığını. Şöyle bir kenara atalım. Şimdi başlangıç olarak ben kendi ipimden bahsediyorum. Hani e, başladığım sayılara göre yapacağım ama siz de aynı sayılarda ince de olsa e, güzel duracağından eminim. Şimdi burada 20 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir saniye hemen telefonumuzu da ayarlayalım. 5 6 7 8 9 10, 11, 12 bir saniye 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 tane şöyle bir zincir çektik. Bunu diğer ucu ile birleştireceğiz. Hemen içinden kaydırarak şu şekilde şöyle bir yuvarlak oluşturduk. Şu ipimi içeride gezdireceğim. Şimdi burada yapmamız gereken 1, 2 tane zincir veya 3 de çekebilirsiniz. Hiç fark etmez çünkü trabzanınızın boyunda olmuş olsun. İlmek alıp trabzan yapacağız. Bu boşluğun içine 2 kere de çekerek 1, 2. İlmek alıyoruz boşluğun içine 1, 2 kere de çıkartıyoruz. Yani 17 defa başlangıçtaki zincirimizle birlikte 17 tane dolduruyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 yeni yapanlar arkadaşlarımız için de şöyle bir yavaştan yapayım. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şimdi şu şekilde biraz topladık. Çok toplamayalım. Yarı yarıya olsun neredeyse. Şimdi 17 tane doldurduktan sonra 1 iki üç tane zincir çekip şöyle ters tarafına geçiyoruz geri döneceğiz çünkü şimdi burada tekrar ilmeğimizi alıyoruz hemen ister dibine ister şuraya yedi tane bir başlangıçtaki ile birlikte iki üç dört beş 6, 7. Her bir boşluğumuza tam üstüne gelecek şekilde trabzanların 7 tane trabzan yaptık. Şimdi burada 10 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 10 zincirimizi çektik. Şimdi 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncüye ilmek alıp trabzan yapacağız. 1 Yani şuradaki gibi 7 tane trabzan yapmamız lazım. 2 3 4 5 6 ve 7 7. Şimdi burada yapmamız gereken 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip geri döndük tekrar. ilmeğimizi alıyoruz. Hemen burada bakın şurada şuraya yani ilk başlangıçta bir boşluk bırakıp diğerine bir trabzan yaptık. Bir zincir çektik arada ilmeğimizi alıyoruz bir boşluk bırakıp diğerine bir zincir çektik ilmeğimizi alıyoruz bir boşluk bırakıp son trabzanın tepesine bir trabzan daha yaptık yani burada 3 tane kafes yaptık aralarda birer tane boşluk bırakarak burada şimdi bu yapacağımız oldu. burası şu yani 17 defa şu başındaki de birlikte bir sayıyorum onu. Boşluğa 17 tane 17. .yi de buraya bağlayacağız arkadaşlar. Yani şununla birlikte 16 tane bir de başa yapacağız. Şimdi 3, 4 oldu. 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 boşluğa yaptığımız için hızlı yapıyorum arkadaşlar 14 15 16 17. de tam ilk şu başlangıçtakinin tepesine yapıp burayı da bağlamış oluyoruz. Şu şekilde. Yani hem bu baştan hem bu baştan birer tane e, boşluktan hariç bu trabzanların tepesine yapıyoruz. Yani toplamda 17 tane burada dolgu olması lazım arkadaşlar. Yani bunu hiç kaybetmezseniz yani sayılarınız tam gelirse çok güzel olur. Şu şekilde. Şimdi 17 tane doldurduktan sonra bir zincir çekiyoruz. Milistimizi alıp ilmeğimizi alıp hep milist diyorum. Sonra beni yorumlarda milistine diye e, tenkit edenler oluyor arkadaşlar. İlmeğimizi alıyoruz. Bir tane boşluk bırakıp diğerine şu şekilde kafes yaptık. Yani şuradaki gibi bu tarafa da kafes yapacağız 3 tane. Bir zincir çektik. İlmek aldık diğerine. Bir zincir çektik, ilmek aldık. Son yere trabzanımızı yaptık. Yani 3 bu tarafta oldu, 3 bu tarafta. Şimdi 5 zincir çekelim. Dönüşler hep 5 zincirli arkadaşlar. 5 zincir çekip geri döndük. İlmeğimizi alıyoruz. Hemen Boşluğun yanındaki te ilk trabzana yani şu ilk trabzanın tepesine bir tane daha yapıp kafes oluyor. Bir zincir çekiyoruz diğer trabzanımızın tepesine 2 bir zincir çekip ilmeğimizi aldık şu hemen 17 tanenin ilk başlangıç yerine şuraya bir trabzan daha yaptık. Şimdi burada modelimiz aslında iki sıradan ibaret. Yani şurası. Şimdi şunu devam ediyoruz. Yani şu dolgunun üstüne gelen şurayı yapacağız. Yani 7 tane dolgu yapacağız yine. Başlangıçtaki ile birlikte 2, 3, 4, 5, 6 7 tane trabzan yapıyoruz 2 kere de çıkartarak yine 7 tane trabzandan sonra arkadaşlar burada 10 tane zincir çekiyoruz Şurada alt kısımda yaptığımız gibi 10 zinciri çektik ilmeğimizi aldık 1 2 3 tane Şuradaki gibi boşluk bırakıyoruz dördüncüye Trabzanımızı yapıyoruz Buraya da 7 tane trabzanı tamamlayalım. Zaten alt kısmındaki dolgu yerimizi 17 tane yaparsanız denk gelmeme gibi bir şeyimiz olmayacak. 7 bu tarafa 3 tane boşluk araya 7 de bu tarafa tam olacak arkadaşlar şu şekilde. Şimdi şu tarafında dönmesini göstereyim. Buraya kadar geldik. Şimdi bir zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Hemen trabzanın tepesine bir kafes daha yaptık. Bir zincir çekip ilmeğimizi alıp diğer trabzanın tepesine bir kafes daha bir zincir çektik. Hemen bu 5 zincirin tam ortadaki zincir yerine bir trabzan daha yapıp 3 tane kafesimizi tamamladık. Şimdi önemli olan arkadaşlar zaten örneğimiz 1 ve 2 sıradan ibaret. Biz şimdi iki model yapmış olduk. 1 2 3 4 sıra olmuş oldu. Şimdi önemli olan buradan buraya nasıl geri gideceğiz? Bu iki taneler tamam değil mi? Şimdi bunu geri döndük. Çünkü şöyle dilimlerimiz olmuş olacak. Geri döndük. Bir zincir çekip de dönelim arkadaşlar. Geri döndük. Hemen boşluğa ilmeğimizi içeriden alıp içinden kaydırdık. İlmek almadan. Hemen boşluğa yaptık. Bir tepesine yapıyoruz yine aynı işlemi. İlmeği çıkartıp içinden kaydırdık. Bir de boşluğa ilmeği alıp içinden kaydırma yaptık. Tepesine boşluğa içinden kaydırıyoruz ve ilk başlangıcın tepesine yine kaydırdık bakın o tarafa geçtik ama hiç belli olmadı arkadaşlar kaydırma tekniğiyle buraya sık iğne yapmış olsaydık sık iğne ile gitseydik çok hoş görüntü olmuyordu kaba duruyordu bu şekilde gidiyoruz burayı anladık değil mi arkadaşlar İsterseniz tekrar göstereyim ama şu tarafta da göstermiş olurum. Bir sıra daha yapalım. Şimdi buraya geldik. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Şuradaki gibi bunun üstüne yine kafeslerimizi kuracağız. İlmeğimizi alıyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerine bir zincir çekiyoruz ilmek aldık bir boşluk bıraktık diğerine bir zincir çekiyoruz ilmeğimizi aldık bir boşluk bırakıp diğer son yerimize kafeslerimizi oluşturduk şimdi bununla birlikte 16 tane içireyi dolduracağız boşluğumuzu 3 4 5 yani toplamda 16 olacak arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve şöyle bir yayalım şöyle güzel. 16 oldu. Tekrar sayalım dilerseniz. 2 4 6 8 10 12 14 16 bir de ilk başlangıç tepesine yapıyoruz 17. 17'ye tamamladık. Bak. 17 yaptık. Burada da yine bir zincir çekiyoruz. ilmeğimizi aldık. Bir boşluk bırakıp diğerine bir zincir çekiyoruz bir boşluk bırakıp diğerine trabzan bir zincir çekiyoruz ilmek aldık bir boşluk bıraktık diğerine burada bitiriyoruz buralar dilimli olacak burada tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip geri döndük model çıktı değil mi arkadaşlar anladık şimdi ilmeğimizi aldık bunun tepesine bir zincir çektik. Diğer trabzanın tepesine bir zincir çekiyoruz. Başlangıç yerimize tekrar buradaki işlemlerin aynısını burada da yapıyoruz. Şimdi burada bununla birlikte 7 tane yine dolduruyoruz. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Biraz daha anlaşılır olabilmek için ilerletiyorum. 7 tane trabzan yaptık. Burada ne yapıyorduk? 10 tane zincir çekiyorduk. 10 ilmeğimizi aldık. 1 2 3 boşluk bırakıp dördüncüye trabzanımızı yapıyoruz ve trabzan yaparak sona kadar devam ediyoruz. Yani 7 tane trabzan yapıyoruz. 7 tane yaptık şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar Yine bir zincir çekiyoruz ilmeğimizi aldık Diğer trabzanın tepesine bir zincir çektik Diğer trabzanın tepesine bir trabzan daha yapıyoruz Zincir çektik ilmek aldık 5 zincirin tam ortasına tam buradaki yaptığımızın aynısı şu şekilde yaptık. Şimdi burada bir zincir çekip geri dönüyoruz. Şimdi burada nasıl gidiyorduk arkadaşlar? Bir boşla bir tepesine, bir boşla bir tepesine, bir boşla bir tepesine ip kaydırma tekniği yapıyoruz. İçinden aldık, kaydırdık. Tepesine ilmeği aldık, kaydırdık. Hiç ilmek falan almıyoruz. Bakın arkadaşlar, arkadan alıyoruz içinden kaydırdık çıkarttık şimdi buradan tepesine tekrar boşluğa tekrar bir de başlangıç yerine Evet örneğimiz bundan ibaret arkadaşlar böyle bu şekilde büyüterek gideceğiz şimdi ben e, kısa yoldan Tabii ki upuzun yapa, yapamayız videomuz çok uzar şimdi bunu farz edin ki çok uzattık İstediğiniz boyda yani e, ranılı ne kadar boyunda istiyorsanız öncelikle bunu o boya getireceksiniz arkadaşlar. Ben bunu buradan kıracağım. O boya getirdikten sonra ölçünüzü aldınız değil mi? Şimdi tekrar başlayacağız. Yanındaki e, diğer modelimizi yapmaya. Şimdi nasıl başlamıştık arkadaşlar? Hepsi aynı. İlk başlangıç yerimizle aynısını yapıp ama şuralardan her bu tarafa gelmemizde buraya birleştireceğiz. Her bu taraf gideceğiz, her gelmede diğerini birleştireceğiz. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Nasıl başlamıştık? 20 tane zincirle. Evet 20 tane zincir çekip diğer ucuda birleştirmiştik değil mi? Şu i̇çeriden kaydırdık. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekip bununla birlikte 17 tane dolgu yapıyoruz. Yani trabzan. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pardon 14 15, 16 ve 17. Evet şöyle bir sıkıştıralım. Tam yarı yarıya demiştik yine. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Burada ne yapmıştık? Hemen buraya 7 tane ilmek alıyoruz. Hemen 7 tane trabzan yapıyoruz. Burayı gösterdiğim için biraz hızlı geçiyorum. 7 tane trabzan yaptık arkadaşlar. Burada 10 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. 1, 2, 3 boşluk diğerine. Burada da 7 tane dolduruyoruz. Trabzanımızı Evet. Şimdi burada 5 zincir çekip geri dönmüştük. Şurayı yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Geri döndük. Bir boşluk bıraktık diğerine. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerine. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerine. Şimdi arkadaşlar. Şurada da tekrar göstereceğim ben size. Bakın. Burada değil de ikinci sırada yani üste dönünce yani burada değil şu tarafta göstereceğim ekleme işlemini size. Şimdi kafanız karışmasın. O yüzden tek tek gösteriyorum. 2 3 Burayı ne yapıyorduk arkadaşlar? 17 tane dolduruyorduk. 16 ne yaptık bir de başlangıcı 17 şu şekilde şimdi burada tekrar ne yapıyorduk yani buradaki işlemin aynısı aslında arkadaşlar yani aslında değil aynısı bir boşluk bırakıp diğerine bir zincir çekiyoruz bir boşluk bırakıp diğerine bir zincir çekiyoruz ilmeğimizi aldık bir boşluk bırakıp sondaki yere bağladık değil mi? Şimdi şu şekildeyken arkadaşlar şimdi bu bitmişti değil mi? Burada ne yapıyoruz? Bir zincir çekip geri döndük. Bakın şimdi bunu şu şekilde diğer tarafa ekleyeceğiz. Tam köşeye gelen yere. İster bu taraftan ekleyin ister şu taraftan ekleyin. Hiç fark etmez ama düz yeri bu taraf olduğu için Şöyle de yapabilirsiniz. Şu zincir olan yere veya bu tarafa hangi köşeye isterseniz. Şimdi tekrar göstereyim şöyle. Bakın şu şekildeyken hemen bunu buraya birleştireceğiz. Bunu birleştirdikten sonra arkadaşlar gideceğiz geleceğiz diğerine gidip gelip yani her bu tarafa gelmemizde şu tarafa eklemiş olacağız. Şimdi tekrar göstereceğim zaten. Şimdi bir zincir çektik. Geri döndük. Bir zincir çektik. Bunu aldık. Hemen uç kısmına tığımızı ilmeksiz geçirdik. İçinden kaydırdık. Bir tane zincir çekelim. Birleşmiş oldu bakın arkadaşlar. İlmeğimizi aldık. Hemen diğer ortadaki Trabzan'ın tepesine trabzanı yaptık. Bakın kafes olmuş oldu. Bir zincir çekiyoruz. Diğer trabzana bir zincir çekip başlangıç şu son yere yaptık. Şimdi burada 7 tane tekrar trabzanımızı yapıyoruz. Yani bu ilk şöyle söyleyeyim size kafanız karıştırmayın diye. Bu ilk eklemeyi yaptık değil mi arkadaşlar? Şimdi gidiyoruz bu tarafa. Sonra döneceğiz. Her döndüğümüzde bura eklenmiş olacak. Unutmayın bunu. 7 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çektik. İlmeğimizi aldık. 1, 2, 3, 4. Dördüncü boşluğa trabzan yaptık. Yedi tane trabzanımızı tamamlayalım. Zaten modeli e, bilenler zaten e, yaptıkça görecekler nasıl güzel denk geldiğini. Ben daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. Hiç yapamayan arkadaşlar olursa onlar için daha e, kolay bir örgü olsun diye. Bu kafesler hep iki sıra olacak arkadaşlar, yani şura gibi. İki sıradan sonra o tarafa geçiş yok. Şimdi bir tane zincir kafesiz yaptık, bir zincir çekip diğer kafesi yaptık, bir zincir çekip şu boşluğun yani 5 zincirim tam ortasına trabzanı yaptık, zincir çektik, geri döndük. Şimdi. Bu iki taneyi tamamladıktan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar bu tarafta? O ilmek kaydırma tek tarafta oluyor zaten. Kaydırdık, bir başına kaydırdık, boşluğa ilmeğimizi geçirdik, kaydırdık, tepesine kaydırdık. Boşluğa kaydırdık, bir tepesine şu şekilde kaydırdık. Evet. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir boşluk bırakıp diğerine burada kafesimizi oluşturuyoruz. Bir zincir çekip bir boşluk bırakıp yine diğerine. Bir zincir çekip hemen son yere geldik. Üç tane yaptık. Bakın şimdi yine burayı 16 tane dolduruyoruz. 17 olacak. Sonuncuyu şuraya bağlıyoruz. 16 ve sonuncu yere de bağladık 17 oldu. Şimdi arkadaşlar 17 oldu değil mi? Şu ipimizi birazcık gevşek tutalım. Şimdi yine devam ediyoruz modelimizi örmeye. Bir tane zincir çektik, ilmeğimizi aldık, bir boşluk bırakıp diğerine bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerine son yere geldik. Bakın. Şimdi buraya geldik. Hani dedim ya gidip gelip hemen ekleyeceğiz diye. Şimdi bakın. Şimdi buraya ekleyeceğiz. Nasıl mı yine aynı. Burada sona geldik değil mi? Şurada 3 tane yaptık. Bir zincir çekip geri döndük. Geri döndüğümüzde bu karşı tarafı alıyoruz. Şu şekilde göstereyim yine tam karşı köşeye tekrar bir zincir çekip ilmeğimizi alıp hemen şu ortadaki trabzanın tepesine yaptık burada kafesimizi de oluşturmuş olduk bir zincir çekip devam ediyoruz yine bir zincir çekip şu şekilde şimdi burada da yine 7 tane trabzan yapıp yani arkadaşlar bu uzamış oldu zaten uzattık bunu. Bunu da şimdi gidiyoruz. Geldiğimizde diğerine gidip gelip diğerine ekleme işlemimizde bu şekilde. Bakın buraya ekledik, gittik, geldik, buna ekledik. Gidip gelip diğerine hiçbir tane köşeyi atlamadan bu şekilde birleştirme yapacağız arkadaşlar. Farz edin bunu da öbürünün boyu kadar birleştire birleştire gittiniz. Sonra aynı şekilde arkadaşlar bunu nasıl yaptıysak üçüncüyü de aynı şekilde başlayıp e, bu şekilde şuradan ekleyerek yine her sıra her iki sırada git gel diğerine birleştirerek şu şekilde runalımızı tamamlayacağız. Buraya kadar zaten anlaşılmıştır. Ee, eklemeleri de gösterdim arkadaşlar. Üçüncüyü de siz kendiniz yapabilirsiniz bunu e, şuraya bakarak. Şimdi bu tamamlandı farz edelim yine. Üç tane yaptık. Püskülleri nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar, öncelikle püskül yapmayı zaten göstermiştim sanırım başka videolarımda ama. Burada yine göstereceğim ve takmayı göstereceğim size. Şöyle uzunluğunu siz kendiniz e, kartonlarla da yapabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız o size kalmış. Ben şöyle elimle yapacağım bugün. 6 7 8 9 10. Ben 50 tane falan da olurdum. Biraz kalın olursa püsküllü daha güzel olur diye. Ben şimdi size kısadan bir göstereceğim şöyle. Doldurdunuz değil mi? Bu kalınlıkta kotonları 50 tane doldurdum. Şöyle oldu. Siz dediğim gibi püskül istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Buradan kestik. Çıkardım. Fakat şurayı bozmadım. Şöyle bir ip alıyorum elime. Şu kadar. Bunu buradan geçirelim arkadaşlar. Tam sıfır noktasından ve bunu buradan bağlıyorum. Sıkı bir şekilde iki tane bağladım. Sonra şunu elimle düzelterek tekrar ipimizi alalım. şekilde tutuyoruz değil mi arkadaşlar şöyle şunu tuttum şu parmağımın üstünden şu karışmasın 2 3 şöyle sıkıca 3-4 kere bağlayıp şunu kestim şu ilk başlangıçta tuttuğumuz yerle şurayı bağlıyorum Bir düğüm daha atalım sağlam olsun. Evet püskülümüz hazır. Şuraya istediğiniz gibi güzelce düzelterek şu şekilde uçlarını da kesebilirsiniz. Şimdi püskülümüz oldu arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buraya bir tane boncuk alacağım. Ben boncuklu yaptım. Tahta ahşap boncukları bu. Şu rengi çok yakıştırıyorum. Siz de isterseniz takabilirsiniz. isterseniz takmaya da bilirsiniz. Şimdi bu boncuğumuzu iki ipi birden içinden geçirerek tam geçiremedik. şu şekilde çıkarttım değil mi? Şimdi bunu tık bir tanesini arkadaşlar hemen bu köşemizin yani şu zincirimizin tam orta yerine sadece bir tanesini geçiriyorum. Şöyle göstereyim ve bunu diğeriyle gevşek bir şekilde iki tane düğüm attım. Bakın şöyle. Bunu düğüm attıktan sonra arkadaşlar bir iğne yardımı ile şunu şuradan önce iğnemi geçiriyorum. Şuraya kadar. Şunun bir tanesini iğnemizden geçirelim. Ben hemen bir yardım alacağım şöyle çok yakın uzaktan göremiyorum şöyle geçirdik değil mi arkadaşlar Şunu çok uzatmaya da gerek yok bu ipimizi iğnemizi bakın ta püskülün orta yerinden çıkarttım şurada ve bu ipi buradan geçirdik hiç belli olmadı Diğerine de yine aynı işlemi yapıyoruz. Buradan geçirip şuradan e, iğnemizin tam orta yerini yani püskülün tam orta yerinden çıkacak şekilde önce ipimizi burada bir takalım yine. Bir saniye. Evet. İpimizi geçirdim. İğnemizi tam püskülün orta yerinden aşağıdan çıkacak şekilde iğnemizi şöyle çekiyorum. Bu ipi de geçirdik buradan. Bakın çok temiz bir iş oldu. Bunları da buradan kesip kaybedeceğiz arkadaşlar. Püskül yapımımız da bu şekilde tamamlanmış olacak. 3 tane Kaç tane yaparsanız hepsinin tepesine yani şu uçlarına da püskülümüzü yapabilirsiniz. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Beğenirseniz beğeni butonuna yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler.